Hepinize merhaba. Netflix yapımı Tuğ isimli filmin incelemesiyle karşınızdayım. Tek mekan filmlerini çok seven biri olarak merakla beklediğim bir filmdi. Tuğ bir erkek ve bir kadının kendilerini birbirine dikilmiş bir halde bir odada uyanmasıyla başlıyor. Tabi tahmin edeceğiniz gibi devamında bunu yapanın kim olduğunu çözmeye çalışıyorlar. Akıcı ilerleyen ve seyirciyi sıkmayan bir film. Özellikle karakterlerin arasında devamlı oluşan seksüel gerilimi izlemek çok keyifliydi. Ben filmi son 20 dakikası dışında gayet beğendim. İzlerken keyif aldığım bir filmdi. Bu tarz sahneler aslında insanın ne kadar aciz bir varlık olduğunu gösteriyor. Birbirine dikil halde bir odadasın ne olduğunu anlamaya çalışman lazım ama bir yandan da seks gibi en temel üçgüdüğünü bastırmak zorundasın. Bu durum biyolojik olarak tek görevi üremek olan bir varlık için yapması en zor şeylerden bir tanesi. Ben karakterlerin odayı daha fazla karıştırmalarını bekliyordum. Öyle çok fazla odayı araştırmadan direkt olayların gelişmesi biraz garip kaçtı. Çünkü bu tarz filmlerde olay odadaki sırları çözerek kurtulmaktır. Tabi neden böyle olmadığını finalde anlıyoruz. Oyunculuklar da gayet iyiydi hiçbir şekilde sırıtmıyordu. Özellikle ben adamın oyunculuğunu çok sevdim. Aslında finali beğenmemem sebebim finalin kötü olması değil. Çok fazla aceleye gelmesi. Karakterlerin gerçeği öğrendiği sahneler seyirciyi dehşete düşürebilecek kadar sert sahneler değildi. Sonuçta bunu yapan adam bir akıl hastası. Yaptığı sapkınlıkla seyirciyi rahatsız etmesi gerekirken adamın yaptıkları bile çok fazla inandırıcı değildi. Mesela İnsan 40 Ayak filmindeki kötü adam gayet korkutucu ve sapık bir adamdı. O karakterin odasını bile görmek ne kadar sapkın bir insan olduğunu anlamamıza yetiyordu. Ama bu filmdeki karakter biraz soft kalmış ve karakterin planları yaptığı oda da öyle çok fazla korkutucu değildi. Keşke daha fazla fotoğraf, daha fazla köpek işte, değişik hayvanlar ekleselerdi. Yani anlayacağınız keşke gerçeği öğrendiğim sahneler daha ürkütücü olsaydı. Söylediğim gibi finali dışında izlemesi keyifli bir film. Sanki final biraz kestirilip patılmış gibiydi. Zaten film bir saat 11 dakika olduğu için filmin nasıl geçtiğini bile anlamıyorsunuz. Belki de olayları anlamaya çalıştıkları kısım 10-15 dakika daha uzun olsaydı çok daha iyi bir film olurdu. Böylece seyirci olayları sindirip finali öğrendiğinde daha fazla şaşırabilirdi. Neyse film hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Olayları çözmek için sizin de düşünmenizi sağlayan filmleri seviyorsanız keyifle izlersiniz. Bu arada bu filmi beğendiyseniz size birkaç film daha önereyim. Tessere, Küp, İnsan Kırkayak, Egzem, Gerald's Game, Platform, Belko Deneyi, Circle, The Hunt. Daha buna benzer bir sürü film var ama aklıma gelenler şu an bunlar. Eğer daha fazla öneri isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.